Efendim, öğlen kuşağına hoş geldiniz. Saat başında ben Didem Arslanoğlu. Bugün çok değerli bir konuğumla birlikte özellikle tescilli markalar konusunda, tekstil konusunda bir değerlendirme alacağız kendisinden. Tescilli Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Stamati. Hoş geldiniz İzzet Bey. Şimdi sektörde konuşulan ana başlıklar var. Ben bunları izninizle birkaç kalem olarak söyleyeyim. Sonra çok da bölmeden sizin değerlendirmenizi almak istiyorum. Bir, elbette yaz ayları itibariyle satışlar nasıl gidiyor? Sizlerin özellikle enflasyon tarafında hissedilen bu fiyatlamalarla ilgili sektöre yansımaları nasıl yorumlayacağınızı da merak ediyorum. Kiralar konusu son derece önemli. Kira yenilemeler olduğunu biliyoruz. Bu süreçte belki açılan davalar var mı, tespitler nedir o durum? O konudaki son durumu da alalım. Bir de en son gümrük vergileriyle ilgili bir notum var. Yığdım hepsini üstünüze ama sizin bölmek istemiyorum. Bizim kronik problemimiz esasında gümrük vergileri ama ona en son değindim. Çünkü sürekli değindiğim bir konu. Evet. Piyasa, yani perakende piyasası şu anda bir rüzgar aldı. Uçakların dolu olmasından da turistlerin ülkemize çok ciddi anlamda ilgi duyduğunu görüyoruz. Ve bu da perakende satışları özellikle şehir alışverişlerinde çok ciddi anlamda artı olarak yansıyor satışlarımıza. Örneğin daha geçmiş önceki dönemlerde %25 turist alışverişi varken şu anda normal dönemde özellikle Haziran ayından itibaren %50'lere çıktı. Ancak bayram haftasına baktığımızda İstanbul özelinde özellikle satışların %72'sinin turist ağırlıklı olduğunu gözlemledik. Bu da ülkemizin ya da İstanbul şehir turizminin arttığını ve ciddi anlamda perakendeye yansıdığını görmüş olduk. Şunu da belirtmemde bir fayda var. 2019 rakamlarına baktığımız zaman perakende sektörü neredeyse krizden çıkmış, pandemiyi atlatmış, bitirmiş durumda. Peki, bu çok iyi bir haber. Gelelim isterseniz kira tarafına. Kira konusunda tabii ki 2018 yılında alınan kararla perakendeci rahatlamış bir durumda. Özellikle dövizden TL'ye dönülmesi, kiraların 12 aylık tüfe ortalamasında arttırılması perakendeciyi ciddi anlamda bir nefes aldırdı. Fakat şu dönemde gördüğümüz özellikle cadde mağazalarında, ben AVM'leri burada ayrı tutmak istiyorum çünkü onlarla çok yakın diyaloglarımız var, hep ilişkileri daha kolay halledebiliyoruz ama özellikle cadde mağazalarında artışlarda 4 misli 3 misli civarında artışlar talep geliyor mal sahiplerinden, mülk sahiplerinden. Bu bireysel sahipler olduğu aynen için öyle, değil mi? Aynen öyle var. Çünkü enflasyonun da etkisi var, ev kiralarının artışının etkisi var. Tabii ki bu enflasyondaki en büyük kalem esasında kira giderleri ve onun artışı enflasyona direkt olarak yansıdığı için hani burada da bireysel kiralarda %25 arttırım olduysa, arttırımla sınırlandıysa biz tabii ki perakendeciler olarak %25 gibi bir sınırlama getirilmesini talep etmiyoruz. Ancak Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda biraz araştırmasını taraflarla görüşerek belki tüfe artı üfe bölü 2 artı 5 gibi bir formüllerle bu sınırlamayı da getirerek en azından hem dava süreçlerini hem de artışlardaki inanılmaz yüksekliği de bir sınırlama getirebilecekler. Çok sayıda dava var mı bu konuda? Alışveriş merkezlerinde bildiğim kadarıyla bir dava duymadım ben şu ana kadar. Özellikle kira tespit davası hiç duymadım. Ancak bireysel mülk sahiplerinin açmış olduğu ciddi anlamda davalar var. Peki. Ve dört katı da var. Yani dört katıyla da bu açılan belgeli bir şey de gösterilebilir. Müthiş bir rakam. Evet. Peki, bu arada konutta uygulanmakta olan, yürürlüğe giren o %25'lik kira artış sınırlaması ticari de yok. Doğru. Ama bu konuyla da ilgili bir takım münazaralar yapılmalı diyorsunuz. Kesinlikle siz yapılması gerekiyor. Çünkü bu özellikle cadde mağazalarının bu artışlarını dengelemek açısından enflasyona kiraların 4 misli arttığını düşünün, biz maliyetlerimize yansıtmak zorundayız.
Tabii ki çok ciddi bir sorun bu. Peki, sona ayıralım demiştiniz. Tamam. Çok konuştuğunuz konu 2 dakika gümrük vergileri ve gümrük diğer vergileri, ithalat maliyetleri. Tabii markalı ürünlerde biz mağazalarımızı açıyoruz. Uzak Doğu'da üretilen veya Kuzey Afrika ülkelerinde üretilen ürünlere yaklaşık %42 gibi bir gümrük vergisi ödüyoruz. Bu da bizi özellikle şu anda turistlerin gelmesiyle birlikte cep telefonlarından, akıllı telefonlardan kontrol ettiklerinde fiyatlar, bizim fiyatlarımız biraz daha yüksek kalıyor. Dolayısıyla zaman zaman müşterilerimiz bu ürünleri almaktan vazgeçiyor. Hem döviz kaybı oluyor bizim için, hem de ciddi anlamda bir yük bindiriyor. Eğer gümrük vergileri %20 bizim için lojik bir rakam diye düşünüyorum. Buna gelebilirsek daha çok rekabet, daha çok alışveriş turizmi. Şu anda kaç dediniz siz? 42'ye yakın. 42. Ya ortalama dosya başında biz baktığımız zaman 35 ile 38 arasında bir maliyet yaşıyoruz. Peki. Yarın akşamki maç için bir yorum yapmak ister misiniz? İki Fenerli olarak. İki Fenerli olarak gönlümüz Fenerbahçe'den yana. İnşallah turu atlayacağız ve sırf bu tur değil, Şampiyonlar Ligi'ne kadar devam edeceğiz. Umarım öyle olur. İzzet Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hem şimdi biz bir kısa reklam arası, ardından yayınımız eğitim merkezi programıyla devam edecek. Bir yere ayrılmayın lütfen.